Merhaba arkadaşlar. Haftanın 3. Türkçe dersindeyiz. Yazım kurallarını bu dersimizde bitireceğimi söylemiştim. Şimdi konumuza kaldığımız yerden devam edelim. Kısaltmalar ve kısaltmalara gelen eklerin yazımındayız konum başlığımız. Hemen ilk maddemden hızlı bir şekilde başlıyorum. Zaten bildiğiniz bir konu. Kuruluş, kitap, dergi ve yön adlarının kısaltmaları her kelimenin ilk harfinin büyük olarak yazılması ile yapılır. TBMM, Türkiye Büyük Millet Meclisi. TDK, Türk Dil Kurumu. BM, Birleşmiş Milletler. Yine 3 tane K harfi, KKK, Kara Kuvvetleri Komutanlığı şeklinde her kelimenin ilk harfini alarak kodladım, kısaltmasını yaptım. İkinci maddemde diyor ki, ancak bazen kelimelerin, özellikle son kelimenin birkaç harfinin kısaltmaya alındığı da görülür. Bazen de aradaki kelimelerden hiç harf alınmadığı da olur. Bu tür kısaltmalarda kısaltmanın akılda kalabilmesi için yeni bir kelime oluşturma amacı güdülür. Derste de bunu işlemiştik hatırlarsanız. Mesela akbil derken akıllı bilet kelimenin ilk iki harfi ve son biletin bir kısmını aldım. Yeni bir kelime türettim ve yeni bir kısaltma yaptım. Yine Türkçe öğretim merkezi derken Türkçenin T'si, öğretimin Ö'sü, merkezin ilk üç harfini aldım. Yeni bir kelime oluşturdum. BOTAŞ'ta da boru hatları ile petrol taşıma anonim şirketini harflerini alarak birleştirdim ve yeni bir kısaltma oluşturdum. Bir sonraki maddemde diyor ki, gelenekleşmiş T nokta C nokta, bakın noktalar okuyorum özellikle, lütfen dikkat edin. Ve T nokta Türkçe kısaltmalarının dışında büyük harflerle yapılan kısaltmalarda nokta kullanılmaz. Yani şunların arasına TBMM, TDK derken aralarda nokta kullanmıyorsunuz. Sonunda nokta bulunan kısaltmalar kesme işaretiyle ayrılmaz. Bu tür kısaltmalarda ek noktadan sonra kelimenin okunuşuna göre yazılır. Mesela Almanya'dan diyeceğim. Ülkenin ismini kısalttım ama gelen ek okunuşuna göre geldi. Mesela İngiltere'ye diyeceğim veya İngilizce'yi diyeceğim. Her ikisi de olduğu için. Ben burada kelimenin okunuşunu dikkate alıyorum. Yine dakikanın kısaltmaya göre değil, kelimenin okunuşuna göre bakacağım. Kısaltma olarak Tug kelimesi, Tugay kelimesinin kısaltması, nokta getirdim, ek getirdim, Tugay'ı şeklinde okumam lazım. Devam ediyorum. Diyor ki, kısaltması büyük harflerle yapıldığı halde bir kelime gibi okunan kısaltmalara getirilen eklerde kısaltmanın okunuşu dikkate alınır. Mesela ben burada Aselsan'da derken kısaltmanın okunuşunu dikkate alacağım. Yine UNESCO'ya derken okunuşu dikkate alacağım. BOTAŞ'ın derken okunuşu dikkate alıyor olmam lazım. Bir sonraki maddemde büyük harflerle yapılan kısaltmalara getirilen eklerde kısaltmanın son harfinin okunuşu, küçük harflerle yapılan kısaltmalara getirilen eklerde kelimenin okunuşu esas alınır. Mesela TBMM'nin derken son harfe dikkat ediyorum. TRT'den son harfe dikkat ediyorum. TDK'ye son harfe dikkat ediyorum. THY'de son harfe dikkat ediyorum. TV'de derken son harfe dikkat ediyorum. Şimdi arkadaşlar, maddemizde diyor ki, kısaltılan kelime veya kelime grubu, özel isim, ünvan veya rütbe ise ilk harf büyük, cins isim ise ilk harf küçük olur. Şimdi ben ünvan veya rütbe ise büyük harfe yazacağım, cins isim ise küçük isim olarak yazacağım. İngilizce, bakın büyük harf. Doktor ünvan olduğu için büyük harf. Albay ünvan olduğu için büyük harf. Atatürk Bulvarı özel isim olduğu için büyük harf. Esen Sokak yine özel isim olduğu için büyük harf. Şurada zaten dikkat edin, hepsi yazıyor. Şimdi ama bir cins isimden bahsedeceğim. Bir herhangi bir özel isim, ünvan veya rütbe olmayacak. Hazırlayan derken kısa harflerle yaptım. Edebiyat derken kısa harflerle kısalttım. Kimya derken de kısa harflerle kısalttım. Şimdi kısaltmalara gelen eklerden sonra yön bildiren kelimelerimiz vardı. Hatırlarsanız demiştim ki kuzey, güney, doğu ve batı kelimeleri özel isimlerden önce gelirse büyük harfle, sonra gelirse küçük harfle yazılır. Mesela burada Batı Karadeniz'in de Doğu Karadeniz kadar güzel olduğunu söyledi diye bir örneğim var. Halam Batı Karadeniz'in Doğu Karadeniz kadar güzel olduğunu söyledi. Şimdi burada bir isimden önce gelmiş. Yine bakın burada gördüğünüz gibi.
hem de artık orada sıfat görevinde kullanılmış. Dolayısıyla benim bunu özel isim olarak büyük harfle yazıyor olmam lazım. Mesela Kuzey Afrika'ya yolculuk yaptık derken yine isimden önce geldiği için ilk harfi büyük yazacağım. Doğu Anadolu'da hayvancılık gelişmiştir derken yine isimden önce geldiği için Doğu'nun D'sini büyük harfle yazıyor olmam lazım. Ama şurada isimden önce değil de isimden sonra geliyorsa, yani Karadeniz'in batısı derken batının B'si küçük, Afrika'nın kuzeyi derken yine isimden sonra geldiği için K harfi küçük, Anadolu'nun doğusunda hayvancılık gelişmiştir dediğimde yine isimden sonra geldiği için Doğu'nun D'sinin küçük olması gerekiyor arkadaşlar. Unutmayın, isimden önce geliyorsa büyük harfle, isimden sonra geliyorsa küçük harfle yazacağım. Devam ediyoruz. Şimdi son konumuz büyük harflerin yazımındayız. Büyük harflerin yazımında da birazcık uzun tutacağım bu konuyu. Çünkü büyük harfler bizim için önemli bir konu. Şimdi çocuklar, şuradan başlıyoruz. Cümle büyük harfle başlar. Şimdi ben cümlelerin büyük harfle yazımından hani başlar diyorum ya. Bir örnek yazmadım. Çünkü bu bile benim için bir örnektir arkadaşlar. Her zaman nokta koyduktan sonra cümleye büyük harfle başlayacağız. Bazen arada derslerde sizi düzelttiğim arkadaşlarınız oluyordu. Cümleler büyük harfle başlar diye. Bakın bu hatayı o kadar çok alışık bir şekilde yapıyorsunuz ki sorularda geldiği zaman hata olarak görmeyip direkt doğru cevap şeklinde diye işaretleyenler bile oluyor. Lütfen buna artık hani alıştırmayın kendinizi. Ona göre bir düzen kurun. Cümleler noktalardan sonra büyük harfle başlar. Devam edelim. Diyorum ki dizeler büyük harfle başlar. Dize dediğimde de şunu söyleyeceğim. Yani her şiirin dizelerle yazılmış kısmı. Yine bildiğiniz gibi İstiklal Marşı'ndan ben örnek yazdım. Korkma, sönmez bu şafaklarda yüzen alsancak. İlk dizem bitti bakın. Devam ediyorum. Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak. Şimdi buradaki dizelerin büyük harfle başladığından söz ediyorum. Şimdi cümlenin bitip veya bitmemiş olması benim için önemli değil. Burada bir kelime de yazsa bir sonraki dizeye geçtiğim zaman büyük harfle başlıyor olmam lazım. Devam edelim. Büyük bir başlık açtım, yani madde açtım. Dedim ki özel isimler büyük harfle başlar. Şimdi özel isimlerin içerisine birden fazla madde giriyor. Ne olabilir? Hemen bir bakalım. Şimdi burada kişi isimleri özel isimdir. Herkesin bir kişi ismi var. Mesela ben Mustafa Kemal Atatürk şeklinde bir örnek verdim. Burada örneğimde kişi ismi olduğu için ilk harflerini hep büyük olarak aldım. Tekrar devam ediyorum. Diyorum ki kişi isimlerinden önce ve sonra gelen ünvanlar, saygı sözleri, rütbe adları ve lakaplar büyük harfle yazılır. Büyük harfle yazılır dedik. Şimdi ben burada rütbe adlarından ve lakaplardan bahsedeceğim ya. Kaymakam Erol Bey derken burada bir rütbe olduğunu, yine Genç Osman derken bir lakap olduğunu biliyor olmam lazım tabii ki. Mareşal Fevzi Çakmak derken de Mareşal'in burada bir rütbe ismi olduğunu biliyor olmam lazım. Şimdi akrabalık bildiren kelimeler küçük harfle başlar. Tülay abla, Ayşe teyze derken bunlar akrabalık bildirdiği için küçük harfle başlayacak ama tekrar söylüyorum, derste de her defasında soruyorsunuz. İstisna olarak mesela lakap olarak kullanılmışsa nene, hatun gibi, o zaman ben bu akrabalık bildiren kelimenin ilk harfini büyük harfle yazıyor olmam lazım. Şimdi devam edelim. Millet boy oymak adları büyük harfle başlar. Türk, Alman, Oğuz, Kara, Keçili derken. Dil ve lehçe isimlerim Türkçe, Almanca, Özbekçe derken büyük harfle başlar. Devlet adları Türkiye Cumhuriyeti, Amerika Birleşik Devletleri derken büyük harfle başlar. Din ve mezhep isimleri Müslüman, Müslümanlık, Budizm büyük harfle başlar. Din ve mitoloji ile ilgili adlar Tanrı, Allah, İlah, Cebrail, Zeus, Kibele gibi isimler büyük harfle başlar. Gezegen ve yıldız isimleri Neptün, Satürn, Halley derken büyük harfle başlar. Şimdi not olarak da şunu belirttim. Dedim ki gezegen anlamı dışında kullanılanlar küçük harfle yazılır. Sadece dünya, güneş ve ay kelimelerinde bundan bahsedeceğim. Şimdi sen benim dünyamsın derken dünya kelimesi gezegen anlamı taşımadığı için küçük. Ama mesela dünyayı bir gezegen anlamı olarak kullandığımızda
İşte dünya güneşin etrafındaki dönüşünü 365 günde tamamlar derken büyük harfle yazıyor olmam lazım. Yine bir güneş gibi parlamıştı derken güneş burada artık bir isim olduğu için yani gezegen yıldız isim türünden çıktığı için küçük harfle yazacağım. Devam ediyorum. Yer isimleri büyük harfle başlar dedik. Afrika, Asya, İç Anadolu, İstanbul. Yer adlarında ilk isimden sonra gelen ve deniz, nehir, göl, dağ, boğaz ve benzeri tür birdiren ikinci isimler büyük harfle başlar. Yani Ağrı'da, Asya yakası, Çanakkale Boğazı, Ege Denizi derken bunların büyük harfle yazıldığını zaten biliyor olmamız lazım. Mahalle, meydan, bulvar, cadde, sokak adlarındaki sözcükler yine Karaköy Meydanı, Ziya Gökalp Bulvarı, Yunus Emre Mahallesi derken büyük harfle yazıldığını biliyor olmamız lazım. Saray, köşk, han, kale, köprü, kule, anıt ve benzeri yapı isimlerinin bütün kelimeleri büyük harfle başlar dedim. Dolmabahçe Sarayı, Çankaya Köşkü, Galata Köprüsü, Beyazıt Kulesi gibi. Yine kurum, kuruluş ve kurul isimleri Türk Dil Kurumu, Türkiye Büyük Millet Meclisi, Çankaya Lisesi büyük harflerle başlar dedik. Kitap, dergi, gazete, sanat eserlerinin her kelimesi. Nutuk, kendi gök kubbemiz, bir kitap isim bu arada. Resmi gazete, 10. Yıl Marşı, her biri büyük harfle başlar dedim. Şimdi not olarak da şunu söyledim. Dedim ki, özel isime dahil olmayıp kullanılan gazete, dergi, tablo ve benzeri sözler büyük harfle başlamaz. Yani Türk Dili Dergisi derken derginin kendi ismi Türk Dili olduğu için şu dergi dahil olmadığı için ben bunu çıkartacağım ve küçük harfle yazacağım. Yine tablonun ismi Halı Dokuyan Kızlar. Şimdi tablo bu isme dahil olmadığı için küçük harfle yazacağım. Ulusal, resmi, dini bayramlarla anma ve kutlama günlerinin isimleri büyük harflerle yazılır. İşte 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı derken veya Miraç Kandili, Öğretmenler Günü, 14 Mart Tıp Bayramı derken ulusal, resmi ve dini bayram olduğu için büyük harfle yazacağım. Tarihi olay, çağ, dönem isimleri, Kurtuluş Savaşı, Cilalıtaş Devri, Tanzimat Dönemi derken büyük harfle yazacağım. Yer, millet, kişi isimleriyle kurulan birleşik kelimelerde sadece özel isimler büyük harfle başlar dedim. Buna dikkat ediyor olmamız lazım. Bakın Antep fıstığı derken Antep'le meşhur olduğu için A harfi büyük ama fıstığın F'si küçük. Yine Hindistan cevizi derken ceviz Hindistan'da meşhur olduğu için H harfi büyük ama C harfi küçük. Maraş dondurması derken de dondurmanın D'si küçük, Maraş'ın M'sinin büyük oluyor olması lazım. Notta diyoruz ki özel adlar yerine kullanılan o zamiri cümle içinde büyük harfle başlamaz. Hani senin geldiğini o da gördü mü derken ben burada özel ismin yerini kullandığım için o kelimesini küçük harfle yazıyor olmam lazım. Devam edelim. Diyor ki belirli bir tarih bildiren ay ve gün adları büyük harfle başlar. Şimdi 29 Ekim 1923 Pazartesi günü derken hemen burada özel bir tarih bildirdiğim için büyük harfle başladım. Lale Festivali 25 Haziran'da dedim. Burada da özel bir tarih bildirdiğim için büyük harfle başladım. Şimdi not olarak şunu söylüyorum. Belirli bir tarih bildirmeyenler küçük harfle yazmalıyız. Yani okullar Eylül'ün ikinci haftası açılacak derken ben burada sadece mesela her sene Eylül'ün ikinci haftasında açıldığı için özel bir tarih bildirmedim. O yüzden E harfimin küçük olması lazım. Bir sonraki maddede tabela, levha ve levha niteliğindeki yazılarda geçen kelimelerin ilk harfleri büyük harfle başlar dedim. Giriş, çıkış, müdür, vezne, otobüs durağı, birinci blok derken ben büyük harflerle başlayacağım bunlarda. Yine son maddemden bir tanesinde diyor ki kitap, bildiri, makale ve benzeri ana başlıktaki kelimelerin tamamı, alt başlıktaki kelimelerin ise yalnızca ilk harfleri büyük yazılır. Yani şimdi biz hani diyoruz ya büyük başlık atıyoruz, yazım kuralları derken hepsinin büyük harfle yazıyor olmamız lazım. Aşağıya indim. Büyük harflerin yazımı derken ilk harflerin büyük yazılıyor olması lazım. Son maddende de kitap, dergi ve benzeri de bulunan resim, çizelge, tablo ve benzerinin altında yer alan açıklayıcı yazılar büyük harfle başlar. Açıklayıcı yazı cümle niteliğinde değilse sonuna nokta kullanılmaz dedim. Bu iki madde ile ilgili çok fazla sorularla karşılaşmadığımız için örnek vermedim ama siz yine de dikkat edin arkadaşlar. Şimdi bu haftaki 3. haftamızın uzaktan eğitimine de
son Türkçe dersini işledik. Yazım kuralları, fiil çatısı, fiilimsiler ve cümlen ögeleri konularını işledik arkadaşlar. Bunlar sizin için tabii ki uzaktan yeteri kadar motivasyon sağlamıyor olabilir. Ama en büyük motivasyon sizin kendinizdir. Bunu her zaman söylerim zaten. Güzel emekler vermiştik sizinle birlikte. Hala da emek vermeye devam ediyoruz. Bu süreçteki test çözme, testleri çözerken yanlışlarımızı değerlendirme noktasında kesinlikle eksik kalmayalım ki hani ilerleyen süreçte gireceğimiz sınavda bizim için kötü bir sonuç almaktansa hak ettiğimiz güzel sonuçlar alalım. Bir sonraki hafta yine ders tekrarlarımızla devam edeceğim. Kendinize iyi bakın. Hepinizi seviyorum.